Bu Hanif demek tevhid'in Hanif e, tek tanrıcı demektir zındık demektir Aslında onların dilinde zındık yani <laughs> Ortodoksiye karşı çıkan heretik demek İşte zındıkların babası diye tanımlanıyor e, bu Hanif e, fakat yani zındıkların babası diyorum yani İbrahim için kullanılıyor ya gerçekten muvahit bir insan e, Kur'an'dan e, ödün vermeyen Kur'an'a Hadis külliyatının orta koşulmasına tepki gösteren birisi. Nitekim Şafii bir kitabını sadece ona reddiye olarak yazıyor hadis savunması için. Ama bu adam bir bakıyorsun halk içinde belli bir karizması, ismi var. Zaten e, hapishanede ölüyor. İki dönemde de hapse atılıyor kendisi. Onun hakkında yalanlar uyduruyorlar. Efendim takva sahibi olduğu için müftülük olmak istemediği onun için hapse atıldı Allah Allah. Onu öylesine yüce gören bir yönetim yani müftülük onu imam yapmak istiyor, baş müftü yapmak istiyor. O istemediği vakit onu hapse atar mı? öylesine saygısız göstermiyor. Ona saygı gösteriyorsa onun o şeyine de kar saygı gösterir. Bir de bu adam mezhep mi kurar? Ev adına mezhep kurduruyorsunuz. Bu adam fetvalar güya veriyor. Hem de kendisinden sonra milyonlarca, milyarlarca insanı etkileyen fetvalar vermiş güya. E böyle yapan birisi niye fetva vermesin? Demek ki devletle arası yoktu. Emevi saltanatına, halifet hilafesine karşıydı. Abbasiler döneminde de biraz inceleyince bakıyoruz ki olay hadis ve Kur'an sorunu. Ama ne oldu? O önemli olan. Ondan sonra vefat ettikten sonra hemen onun adına iki tane sahtekar buldular. i̇mam Yusuf, i̇mam Ahmet. İşte biz onun talebeleriyiz falan filan. Belki de olmuş. Ama mal mülk için, saltanat için takla atmışlar. Hemen adına mezhep kurmuşlar. Ya Hanefiliğin Ebu Hanif'le alakası yok. Tam tersine düşmanlarının onun adına uydurduğu bir meze. Tam tersine. Tarihte bunları görüyoruz. Ben de AKP'lileri görünce Metin'i anıyorlar bize kardeşim. Tam tersi. Metin Ebu Hanif gibi dürüst bir adamdı. Vicdan sahibi, adaletli bir insandı.